Sarhoş musun sen? E bugün benim günüm. Ayık olmamalıyım. Ne diyorsun ya sen? Gideyim, sakin ol. Ben de. İyi akşamlar. İyi akşamlar babacığım. Bütün aile burada. Ali iyi ki geldin. Seninle konuşacaklarımız var. Biliyorum, biliyorum. Benim hakkımda ne düşündüğünüzü biliyorum. Ne demek şimdi bu Ali? Seninle ilgili bir mesele değil mi? Değil mi? Değil. Değil. Biz Ali'yi odasına çıkaralım mı? Haluk abi. Hadi. İyi akşamlar. Sen ne yapıyorsun? Delirdin mi? Ne yapmışım ya? Sen bizim başımıza neler geldi biliyor musun? Ya benimle ilgili toplanmamışsınız, onu anladım. Sen cidden delirmişsin. Ben seni çağırıp ulu orta aile içinde video mu seyredeceğim? Bilmiyorum ki. Harbi nasıl olacak o iş? Hala kendi derdindesin Ali. Kimin derdinde olacağım? Haberlere çıktık. Annem. Haberin bile yok ya. Hadi ya Güneş ablam. Ali iyi misin? Benim bir banyoya gitmem lazım ya. Gel Allah'ın cezası gel. Gel. Ne vardı bu kadar içecek ya? Ne mi vardı? Bak kusacağım falan deme. Bırakıp giderim. Gidemezsin. Ne gitmezsin be? Videonu çektim dağıtacağım. Niye bırakıp gidemeyeyim? Oo. Unutmuşum ya. Hadi gel yüzünü yıkayalım. İyi geldi be. Var ya şunları yaptığıma inanamıyorum. Evet ya, sen niye böyle şeyler yapıyorsun? Acıncak haldesin. Aşağıda da bombayı patlatıyordun. O yüzden yanındayım. Ne patlasın? Zaten eninde sonra patlamayacak mı bomba? Ha bugün hayalim. Ali seni öperken... Bağırma, salak. İyice kurula şu salak suratını. Hala niye kazanmıyorum ben sana? Haklıyım da ondan. Sarhoşum da ondan. Pardon ya. Ya bırak. Yeter kendini acındırdın. Hadi yatağa. Uykumda bir kraldım. Bir hiçtim uyandığımda. Sen de içince şair oldun. Sana bu kadar kovacağını düşünmemiştim. Niye? Bilmem. Üstüme saldırırsın, bağırıp çağırırsın diye düşünüyordum. Bu kadarın değil mi? Üzülmem ben değil mi? Biliyorum. Üzülürsün. Ha ben seni üzmek istedim. Rica edin de. Ama bu kadarını istiyor muydum? Bilmiyorum. Şu haline bak. Yine bana kaldın. Hoşuna gidiyor benimle uğraşmak. Rezillik çıkarma diye buradayım. Tamam hadi, hadi gidelim. Hadi gel. Pijamaların nerede? Bebek gibi oldun. Bebek gibi oldum. Aramız güzeldi falan sanacağım ya. İhtiyacın var. Yardım ediyorum. Gidebilirsin ama gitmiyorsun. İnsanlık yapıyorum. Sen bana kıyamazsın. Kıydım bile. Daha neler yapacağım. Şunları giy öyle uyu. Uyuyana kadar kalsana gitme. Çocuk gibi oldun Ali. Bunlardan etkilenmem ben. Ya yarın istediğin yerden yine devam edersin. Çünkü... Ben sıfırlıyorum. Zaten bunları bile hatırlayacağına şüpheliyim. Sen beni bilmiyorsun tabii. Ben ertesi gün hiçbir şeyi hatırlamıyorum. Gerçekten bak sıfır. Doğru mu söylüyorsun? Mert oğlu sözü. Kay o zaman. Ya. Ben çok kötüyüm. Annem başkasıymış. İsmini değiştirmiş. Ya mecbur kalmıştır. Niye bu kadar önemsiyorsun? Bizim gözümüzde anne figürü hep dört dörtlük olmuştu. Elini tutuyorum ama yanlış anlama. Tut. Hatırlamayacaksın ne de olsa. Hiçbirimiz hayalini kurduğumuz anne babaya sahip değiliz. Benim için ne demek olduğunu anlayamazsın ki. Harika bir annen var. Sizi çok seviyor. Annen sizin için her şeyi yapar. Ben bir bakışından bile anlıyorum onu. Biliyorum. İnan öyle. İnan. Ayılmıyorsun değil mi sen? Düzgün konuşmaya başladın. Yok gerçekten inan. Sıfır. Rahat.
Kendimi çok kötü hissettim. Anlattıklarına inanmak istiyorum. Ama benim tanıdığım annem değilmiş. E sen fazla sorguluyorsun. Galiba çok sorguluyorum, evet. Ama düşününce dört dörtlük benim annem. Bizim için yaşadı resmen. Çok şanssız. Çok kızgınım. Ama içimde bir şey çok acıyor. Ali? Of Selin ya. Dert edecek başka kimsen yok mu senin? Git ikizinle dertleş. Şu an kimin yanındasın? İyi uykular mı abi? Selin. Ne? Selin.